Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin Açık Kürsü programına hoş geldiniz. Açık Veri ile ilgili olarak her yönüyle konuşmaya çalıştığımız ve bir külliyat oluşturmaya çalıştığımız Açık Kürsü programımızda bu programda Fatih Hocam'la beraberiz. Çünkü geçtiğimiz günlerde çok önemli bir çalışmayı kamuoyuna açıklama fırsatına sahip olduk. 2023 yılı endeksini açıkladık. Dolayısıyla bugün yine Fatih Hocam'la beraber elde edilen neticeleri ve 2024 vizyonu hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba Gülşen Hanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Hocam şimdi 2023 ile ilgili önemli çalışmayı kamuoyuyla paylaştık. Önümüzde 2024'e ilişkin çalışmalar ve planlamalar var. Müsaade ederseniz ben izleyicilerimizle bu vizyonu paylaşmak için size hızlıca sorularımı yöneltmek istiyorum. Buyurun lütfen. Hocam o zaman hem takip kolaylığı da olsun. Evvela bu açık veri endeksiyle ilgili amaçlardan bir bahsedebilir miyiz? Tabii, teşekkürler. Biz açık veri endeksini yayınladık ama hep sorulan sorulardan bir tanesi neden böyle bir şeye ihtiyaç duydunuz, gerek duydunuz diye. Aslında bir öncesine gidelim. Açık Veri ve Teknoloji Derneği diyoruz. AVTED. Buna neden ihtiyaç duyduk? Bu neden, o nereden ortaya çıktı? Kısaca ondan bahsedip hemen açık veri endeksine bağlamak istiyorum. 2020'de kurulan bir dernek. Gelişen teknolojik imkanların aslında yardımıyla farklı disiplinlerden uzmanların açık veri konusuna ilgi göstermesini sağlıyoruz. Amacımız bu. Açık veri kültürü ve farkındalığı oluşturma hedefimiz var. Bizim için aslında temel olarak söylediğimiz zaman açık veri konusu mümkün olduğu kadar açık, gerektiği kadar kapalı. Yani bizim mottomuz bu. Açık veri endeksi için de motivasyonumuzu aslında dört başlıkta sıralıyoruz biz. Bir tanesi verisini uluslararası standartlar, bu da çok önemli, ve kullanılabilir şekilde, uygun şekilde açmak için çalışan ve açık olmayı hedefleyen yerel yönetimleri teşvik etmek. Yani birinci hedefimiz bu, teşvik etme mekanizması. İkincisi, bu stratejik planlarda sürekli yazdığımız değerlerimiz vardır ya, hesap verebilirlik, yenilikçilik vesaire. Bunlarla alakalı bir de sosyal etki var tabii, önemli olan. Bunlar için açık verinin nasıl yayınlandığına ve kullanıldığına dair Türkiye çapında, yerel yönetimler çapında ölçüm ve analiz yapmak. Tabii ki konunun aslında merkezi yönetimlerle alakalı kısmı da var. Biz burada yerel yönetimleri hedefledik ilk aşamada. Üçüncü olarak da söyleyebileceğim, yerel yönetimler arasında tabii tatlı bir rekabete imkan vermek istiyoruz. Bu şekilde bir karşılaştırmalı endeks hazırlamak istedik. Son olarak söyleyebileceğim de, verisini hiç açmamış olan yerel yönetimler var, örgütler, organizasyonlar var. Bunlara da biz biraz ilham vermek istiyoruz, onları teşvik etmek istiyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki açık veri sistemlerinin de bu sayede yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Hocam çok güzel özetlediniz. Gerçekten aslında böyle birkaç dakikada belki sıraladınız ama her biri çok altı dolu ve gerçekten yoğun emek ve çalışma gerektiren hususlar bunlar aslında. Hocam farkındalık dediniz, şeffaflık dediniz ve aslında biraz da teşvik amacımız olduğunu söylediniz. Şimdi bu bağlamda o zaman genel bir muhakeme yapabilmek için 2023 endeksini malumunuz işte Ocak ayının başında yayınladık. Dolayısıyla bu kapsamda ortaya çıkan çalışma mantığından, nasıl hareket edildiğinden, kullanılan yöntemlerden biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi bir endeks yayınlıyorsanız bunun metodolojisini ya da Türkçe söyleyelim yöntemini şeffaf ve net bir şekilde yayınlamanız gerekiyor. Yani dünyanın her yerinde böyledir. Yayınlanan uluslararası endekslere, işte Open Data Barometer'dan tutun açık veri özelinde, açık veri özelinde olmayan diğer endekslerde de metodolojiniz şeffaf bir şekilde raporun içerisinde yer alır bir belge olarak. Biz de tam bu noktada şeffaflık ve açıklık kültürüne de bir nevi hizmet etmiş olduk. Hemen oraya da atıfta bulunalım. Yöntemimiz şöyle. Açık veri barometresi var. Uluslararası ülkeleri sıralayan, açık veri konusunda sıralayan Open Data Barometer. Dinleyicilerimiz hemen kısa bir arama motorundan ulaşabilirler. Burada çeşitli şeyler var, soru setleri var. Burada farklı boyutlar var. Bu boyutları temel aldık ama tabii ki soru setleri ülkeler çapındaydı. Biz onu yerel yönetimlere uygun hale getirdik uzman ekibimizle. Toplam 3 boyuttan bahsediyoruz. 3 boyuttan bir tanesi hazır oldu.
Hazır olma altında 10 sorumuz var ve bu boyutun toplam puana etkisi ağırlığı %30. Uygulama boyutumuz var. Burada 20 soru var, toplam ağırlığa etkisi %50. Etki boyutu da son olarak 20 soru, yine %20 etkisi var toplam puanı. Burada biz geçtiğimiz yıl onunla ilgili de program yapmıştık. Oradan dinleyicilerimiz de geçtiğimiz yılki raporumuzu da izleyebilirler, görebilirler. 5 belediye vardı ve bunların tamamı büyükşehir belediyeleriydi. Biz şu anda hem ilçe hem ve il belediyeleri olmak üzere yani toplamda 2 kategori yaptık bu yıl. Çünkü belediye sayımız bakın 5'ten 17'ye çıktı. %300'e yakın bir artıştan bahsediyoruz burada. İller şuna göre belirledik. Ya birçok şehirde tabii, birçok belediyede, birçok yerde açık veriyle ilgili çalışmalar vardır, doğrudur. Ama biz çizgiyi şuradan çektik. Açık veri portalı açık olan, Kasım 2023 itibariyle açık olan, hizmet veren belediyeleri biz dahil ettik. Bunlar da toplam 17 taneydi. İller Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Konya, Ordu ve Sakarya şeklindeydi. Bunlar alfabetik olarak. İlçelerde İstanbul'da henüz bu yaygın durumda. Beyoğlu, Eyüp Sultan, Kadıköy, Küçükçekmece ve Tuzla. Biz bu endeks içerisinde boyutlar altında formları hazırladık ve çevrimiçi olarak bu belediyelere ilettik. Belediyelerde bizim kontak noktalarımız var. Bir ay süre verdik ve gelen cevapları da aldık ve bu cevaplar üzerinden ekibimizde yine kontroller yaptık. Yani girdik açık veri portallarına. Gerçekten hani bir hata olmuş olabilir. İlla hani aldatmaya yönelik demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bir hata ile girilmiş olabilir veya güncellemeye ihtiyacı olabilir. O bilgileri biz de teyit ettik. Dolayısıyla onları düzenledik. Ve 10 Ocak'ta da bu hazırladığımız raporu Harvard Business Review'da lansman yaptık 10 Ocak'ta ve web sayfasında da yayınladık. Evet. Hocam büyük emek. Ben daha önce de bu konuyla ilgili hem sohbet etmiştik hem de program yapmıştık. O zaman da size teşekkürlerimi iletmiştim ama bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir çalışma. Hocam, şimdi bu yöntemle ilgili bahsettiğiniz 3 tane yöntem çok önemli. Hazır olma, uygulama ve etki. Malumunuz bu raporun bir de 2022 olanı vardı. Şimdi 2023 üzerine sohbet ediyoruz. Birazdan da 2024 hakkındaki vizyondan bahsedeceğiz ama bu iki endeks arasında ne gibi farklar var? Bir değişiklik var mı acaba değerlendirme parametreleri açısından? Teşekkürler. Aslında temel farkımız tek kategoriden iki kategoriye geçmiş olduk. Ama soru seti hazırladığımız soru setini tabii ki biz gelen geri bildirimlere göre bu alanın literatürdeki katkılara ve konjonktüre göre de güncelliyoruz. Örneğin işte hazır olma boyutu mesela. Burada eklediğimiz mesela veri uygunluk ve envanter çalışması, bunu ekledik. Veri katalog çalışması, veri hukuk kontrolü çok önemli. Yani kurumlar hangi veri paylaşılabilir açık olarak açılabilir halka ve hangisi açılamaz, bu konuda bile maalesef kısıtlı bilgiye sahipti. Yük testi ve güvenlik kontrolleri, bunu ekledik. Mesela uygulama boyutuna gelelim. İkinci boyutumuz neydi? Bu veri, açık verinin uygulanmasıyla alakalı kısımdı. Burada kullanım şartları belgesi çok önemli mesela. Bunu ekledik son raporda. Açık veri nedir konusunda bir bilgi ekranı olması lazım. Bunu ekledik. Veri seti ön izleme, değil mi? Çok önemli. Açtığınız zaman indirmeden önce bazen öyle veri setlerinden bahsediyorsunuz ki 300-500 megabayt, 1 terabaytlar seviyesinde olabiliyor. Veri setiyle çalışan arkadaşlar, akademisyenler, şirketler bunu çok net bilirler. Dolayısıyla bir ön izleme özelliğinin olması lazımdı. Bunu ekledik. Son olarak etki boyutunda yarışma katılımı, yarışma sonucunda bir proje çıktı mı çıkmadı mı, kaç kişi katıldı veya bakın farklı en önemli unsurlardan bir tanesi işbirliği. Yani farklı kurumlarla, özellikle kamu kurumlarıyla bir işbirliği yaptınız mı? Bu işbirliğini yaptılarsa onların hanesine artı puan olarak yansıyacak. Temelde bu 5 belediyeden de 17 belediyeye çıkmamız önemli bir gösterge bizim için tabii. Kesinlikle hocam, demek ki aslında temel amaç burada bir şekilde gerçekleşiyor. Tabii ki gönül ister ki bu çalışmalar devam ettikçe daha çok belediye, hem Büyükşehir Belediyesi hem ilçe belediyesi bu çalışmaya eklenecek. Ve sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi hem kategorilerin belirlenmesi hem boyutlarının belirlenmesi hem de aslında en son o etkiyi ölçebilmek noktasında, değil mi? Bu endeksler yayınlanıyor da
hani ne elde edeceğiz? Mesela işte kamu kendi arasında hizmetlerin daha etkin, verimli kullanılması mı? Ne bileyim, girişimcilerin bu alanla ilgili eksiklikleri tespit etmesi ve belki yeni projeler geliştirmesi ve aynı zamanda belki vatandaş bağlamında da özellikle yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin daha etkin, verimli sunulabilmesi noktasında birçok açıdan farklı farklı boyutlarda faydalar ortaya çıkarabilecek. Aynı zamanda hocam daha önceki programlarda da konuşma fırsatımız olmuştu. Bu çalışmalar yapıldıkça aslında vatandaş bağlamında da hani verinin karşılıklı gidip gelmesi, tek yerden verinin yayınlanması değil de vatandaşın da belki bir ölçüde yerel yönetimlerin hizmet noktaları içerisinde gördüğü eksiklikleri, aksaklıkları ya da ihtiyacı bildirebilmesi ve buna ilişkin de daha yenilikçi çalışmalar yapılabilmesi de sanki bu anlamda mümkün olacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum. Yani şöyle, birçok sektöre aslında hitap eden bir şey. Açık veri dediğiniz zaman hani hep söylenir veri petroldür falan. Açık veri aslında girişimcilerin, akademisyenlerin, hatta yani en basitinden proje yapan, tez yazan öğrencilerin bile can damarlarından bir tanesi. Bu karşılıklı bir süreç. Siz kamu kurumu olarak bu açıklık ve şeffaflık kültürüyle ya da yerel yönetimler, merkezi yönetimler ne derseniz bunu paylaştığınız zaman aslında koskoca bir ekosisteme can vermiş oluyorsunuz. Çünkü bizim elimizde algoritmalarımız var, bilgisayarlarımız çok iyi, GPU'lar vesaire. Yani bunu veriyi işlemek için herhangi bir altyapı eksiğimiz hemen hemen yok. Tabii ki ufak tefek eksikler vardır ama bizim programlarımız, programcılarımız, her şey yeterli. Bizim eksiğimiz ne? Bizim eksiğimiz veri. Yani bizi de bu işe iten şey bu oldu aslında. Verinin de en önemli kaynağı, dünyanın her yerinde böyle, devletler ve çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. Bu kadar büyük boyutlu şirketler işte nerede var? Amerika'da bu sayabileceğimiz 5 büyük şirket var. Gamam şeklinde baş harflerinden kısaltabildiğimiz. Ama biz Türkiye özelinde baktığımız zaman kamunun en önemli veri sağlayıcısı olduğunu görüyoruz. İşte Sağlık Bakanlığı'nın verileri var. İşte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda akıllı şehircilikle alakalı yapılan çalışmalar var. Ulaştırma Bakanlığı'nda, Sanayi Teknoloji, yani birçok kurumda bu veri var aslında. Merkez Bankası'ndan tutun, yani hepsini sayabiliriz sırayla sabaha kadar. Yerel yönetimler de bunlardan bir tanesi aslında. Yani baktığınız zaman birçok kategoride birçok veri setini sunabiliyorlar. Biz şunu gördük, bu süreç içerisinde özellikle önceki yıl çalışmalarımızdan sonra aslında bu yerel yönetimlerin de açık veriyi paylaşanlar da dahil olmak üzere daha böyle kendilerine, açık veri portallarına çeki düzen verdiklerini gördük. Geçtiğimiz yıl güçlü ve zayıf yönleri ayırdığımız zaman zayıf taraf çok daha ağır basıyordu. Ama bu süre içerisinde kendilerini geliştirdiklerini gördük. Örnek veriyorum şu anda. Mesela güçlü kısımlara baktığımız zaman veri envanteri çalışması, veri kataloğu çalışması, bunların yapıldığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl bunlar yoktu. Portal güvenlik ve yük testleri aynı şekilde, açık veri farkındalık eğitimlerinin arttığını görüyoruz. Halen ufak tefek zayıflıklar var. Mesela açık veri strateji belgesi. Hala strateji belgesi olmayan çok fazla sayıda, hatta olan 1-2 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Açık veri birimi kurulmamış mesela. Bu çalışmaları halen akıllı şehircilik veya bilgi işlem daireleri, strateji daireleri yapıyor. Teknik eğitimlerin sıklığı yeterli değil gibi. Ama umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda, özellikle 1-2 yıl içerisinde bu açıklar çok hızlı bir şekilde giderilecek. Özellikle yerel yönetimlere şu noktada ben çok teşekkür ediyorum. Bizi sadece izleyici olarak değil, bizi böyle bir danışma mekanizması olarak da sağ olsunlar görüyorlar ve görüşüyoruz, birebir konuşuyoruz. Yani biz diyorlar sizin endeksinizi gördük, şu noktalarda zayıflıklarımız var. Bize yardım ederseniz biz elimizden geldiğince bu konularda öne çıkmak istiyoruz. Yani buradaki tatlı rekabetten kastım buydu. Yani bu aralarında böyle bir rekabet oluşmuş durumda ve bunu gözlemlemek çok güzel bir şey. O zaman hocam şöyle anlıyoruz, zayıf yönlerle ilgili olarak derneğimizin ve sizin çalışma ekibinizin de çok önemli bir misyonu daha oluşmuş oldu. Ama bu totalde başka yüksek bir faydaya hizmet edecek. Böylelikle aslında buna heves eden, aralarında bu tatlı rekabeti gerçekleştiren yerel yönetimler muhtemelen sonraki endekslerimizde sizin ifade ettiğiniz bu zayıf yönlerle ilgili de aksiyon almış olacaklar muhtemelen. Evet, evet Gülşen Hanım, biz de onu bekliyoruz. Elimizden geldiğince de onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız ne herhangi bir yerel yönetimi öne çıkarmak veya derneğimizi öne çıkarmak. Buradaki temel amacımız
Türkiye'deki açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik kültürünü yaygınlaştırmak ve açık veri kamunun elinde daha fazla %90 üzeri olan açık veriyi paydaşlarla değere dönüşmesine bir katkı sağlamak amacımız bu. Evet. Hocam hazır bu güçlü zayıf yönlerden de bahsetmişken o zaman şimdi 2024 ile ilgili vizyonu da biraz sizinle konuşmak istiyorum. 2024 yılı için planlar neler? Evet, güzel soru. 2024 güzel bir yıl. Yani yapay zeka açısından da çok hızlı gelişmelerin oldu. 2023 de öyleydi keza. 2024 özellikle büyük doğal dil modelleri, büyük dil modelleriyle alakalı, üretken yapay zeka ile ilgili. Dolayısıyla veriye olan iştah ve ihtiyaç gitgide artıyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Mesela biz bu çalışmamızın uluslararası platformlarda çok önemli ses getirecek çalışmalardan birisi olduğuna inanıyoruz. Tam bu noktada dedik ki şöyle bir karar aldık. Çalışmamızı biz İngilizce'ye çevireceğiz ve uluslararası bir katkı olarak web sayfamızda yayınlayacağız. Eminim bu noktada uluslararası kuruluşların, diğer ülkelerin işte örnek alabileceği veya faydalanabileceği burada önemli bir belge olacak. Hemen arkasından da Endeks'in tabii 2024 versiyonu içinde çalışacağız. 2022 ve 2023 versiyonlarına gelen geri bildirimleri çok önemsiyoruz. Bu geri bildirimleri değerlendiriyoruz. Gerekirse soru setlerimizi ona göre güncelliyoruz. Ve 2024 versiyonu için çalışmalarımızı da inşallah yaz aylarına doğru başlatacağız. Tahminen 2024'ün sonunda, bu arada 2022 raporumuzda, 23 raporumuzda ikisi de 10 Ocak'ta yayınlanmış. Yani aralarında tam 365 gün var. Onu da şey yapalım. Bakalım 2024 raporumuzda yine 10 Ocak'ta mı olacak? Şu an takvime bakmadım ama hafta sonuna mı denk geliyor, nasıl olacak? Yani burada aslında Ocak ayında olmasının da bizim için önemli bir gösterge olduğunu, yani önümüzdeki yıl içerisinde açık verinin durumunu aslında bir haritasını göstermiş, fotoğrafını çekmiş oluyoruz. Bunu da yayınlayacağız 2024'ün sonunda ve umuyoruz ki, yani şu çok önemli, 5'ten 17'ye çıktık bakın. Yeni bir kategori ekledik, ilçe kategorisi diye. 2024'te ne olacak şu an bilmiyoruz. Çünkü bizimle iletişime geçen çok fazla yerel yönetim var. Biz de girmek istiyoruz, biz de yapacağız, biz de açacağız diye çok hevesliler. Bu 17 sayısı belki 30'lara, 40'lara, hatta 50'lere çıkabilir. Hep birlikte göreceğiz. Kesinlikle hocam, ben 2024'ün bu anlamda çok verimli geçeceğine inanıyorum. Ama hazır 2024 demişken mesela çok yakın bir zamanda da bir yerel seçim var. Biz de yerel yönetimlerde veri endeksleri ve aslında sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi, değil mi, açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik. Dolayısıyla şimdi yerel yönetimlere bir iddiayla yerel yönetimleri yönetmeye aday olan kişiler aslında bu açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik, yani vatandaş bilinci ve vatandaşın arzu ettiği noktalar açısından değerlendirdiğimizde sizce nasıl hareket etmeliler ya da bu endeksleri nasıl değerlendirmeliler? Neler önerebiliriz? Evet, çok güzel ve güncel bir soru. Seçimlere doğru hızla gittiğimiz şeyde, ortamda. Tabii ortalık gergin ama biz Altet olarak her zaman girişimcilerin, ülkemizin, milletimizin, devletimizin avantajına olan şeyleri yapıyoruz, öneriyoruz. Burada da aynı noktadayız. Artet olarak yerel seçimlerde yarışan tüm adaylara çağrımız var. Diyoruz ki yerel yönetimlerin hizmet ve sorumlulukları çerçevesinde bütün bu aklınıza gelen işte belediye iktisadi teşebbüslerinden tutun, belediyenin kendi hizmetlerinden çıkın, bütün bu veriyi kamu ile paylaşmalarını istiyoruz. Tabii buradaki amacımız bütün işte veri gizliliğinin ihlali, kişisel bilgiler, gizlilik içeren kritik bilgiler vesaire, bunlar değil. Bütün bu süzgeçlerden geçirmek kaydıyla elbette hesap verebilirlik ve şeffaflık bağlamında açık olma görevini, açıklık kültürünü yerine getirmelerini istiyoruz. Çünkü bu çağımızın bir gereği olarak görüyoruz bunu. Yıl 2024 ve bu açıklık, şeffaflık kültürü çok önemli. Birçok belediyemizde zaten bunun da örneğini görüyoruz. Özellikle endeksimizdeki tüm belediyelere bu noktada teşekkür ediyoruz. Bu sayede aslında akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yazılımcılar, vatandaşlar, bütün firmalar, KOBİ'ler ve girişimler özelinde ama tüm firmalar, tüm kent paydaşlarına büyük fırsatlar sunulacak. Ve katılım, istihdam, verimlilik, tasarruf diyoruz ya, bununla bu noktada faydalar sağlayacak. O nedenle seçimlerde yarışan tüm adayların seçim kampanyalarına açık veri programını da dahil etmelerini, bunun çok pozitif etkisi olacağını rica ederek düşünüyoruz. Evet.
Hocam çok teşekkürler. Program süremizin sonuna gelmişken hazır 2024 ile ilgili çok heyecan verici ve hepimiz inşallah 10 Ocağı denk gelecek tarihte bekliyoruz. Bakalım 2024 endeksi bize neler gösterecek. Eklemek istediğiniz bir husus var mıdır hocam? Son olarak şunu söyleyelim. Raporumuzun elbette ki bütün içeriğini yayınlarda anlatamıyoruz. Bu ve bundan önceki yayınlarda da. Raporumuzu dinleyicilerimiz açıkveriendeksi.org adresinden indirip detaylarına bakabilirler. Orada sıralamalarımız var. Hangi iller, hangi ilçeler önde bu kategorilerde. Bunlar var. Detaylı bütün metodolojimiz orada yer alıyor. 10 Ocak'taki lansmanımızı özellikle izlemelerini öneriyorum. Bunun sayede çok daha detaylı bilgi almaları mümkün. Sizlere de bu fırsat için çok teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Hem bugüne kadar yürütmüş olduğunuz bu değerli çalışmalar için hem de bundan sonrasındaki yapacağınız çalışmalar için çok sağ olun, var olun. Her seferinde davetimizi kırmıyorsunuz. Bize çok güzel, detaylı, aydınlatıcı bilgiler veriyorsunuz. Çok sağ olun hocam. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Evet, bir Açık Kürsü programının daha sonuna geldik. Bakalım Açık Veri Endeksi ile ilgili 2024 yılında ne gibi sonuçlarla karşılaşacağız? Hocamın da ifade ettiği gibi hem il hem de ilçe belediyelerinin sayısal olarak artması ve veri endeksleriyle ilgili çok daha faydalı çalışmalara imza atılacağına inanıyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.